Evet arkadaşlar, evimiz bayağı bitti. Şöyle dış kapımız bugün beton atıldı. Şöyle camlar takıldı. Buraya taş duvar uygulaması gelecek. Pazartesi günü şu kısma yapılacak. Yani aşağı kısma. Şöyle camlarımız. Bu yer betonumuz. Buraya beton attırma sebebimiz, arabayı dışarıda bırakamayacağımız için buraya sokacağız mecbur. O yüzden şöyle kenarlarda boşluk bıraktık. Buralara yeşillendirme yapabiliriz. Şöyle. Teras girişi. Bu kısımlar boydan boya yeşil kalacak. O kadar yeşillik zaten yeter diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir de bakımı var. Burada bir erik ağacımız var. Şöyle. Burası niye farklı? Değiş oldu direkt. Evet arkadaşlar, şu anda duvar çıkmalarını kesiyoruz. Biz şöyle bir aparat kullanıyoruz. Ne bu aparatın adı? Gönye. Gönye kullanıyoruz. Yapım aşamalarını çekmeyelim. Bu eşit değil mi? Aha, eşit. Merhabalar. Şöyle evimize çıtılar yaptık bugün. Yaparken de çekecektim ama şarjım çok azmış. Sonradan fark ettim. Bir de çocuk olduğu için. Burası Ali'nin odası. Burası yukarıdaki hol kısmı. Burada böyle 3 duvara kalın yaptık. Burası yatak odası. Burası da TV ünitesinin geleceği alan. Şöyle şuraya kadar zaten kapı pervazları gelecek. Yani şu kadar kalınlıkta falan. O yüzden bu kısma yapmadık. Bu tarafa da buzdolabı kabini gelecek şuraya kadar. O yüzden yapmadık. Toplamda bu kadar yaptık. Bunun da altıda ne deniyor? Süpürgelikler gelecek kalın zaten. Orayı tamamlayacak. Bu duvar da bu şekilde. Geçen videomda gelen ürünlerin birkaçını göstermiştim kargoyla. Bu ara kargoyla bayağı alışveriş yapıyoruz. Çünkü internette normalden çok daha uygun fiyatlar. Hem de gezmek, yani her yeri gezmek çok zor oluyor. Mesela
İşte bir batarya almak için bir yere gidiyorsunuz, beğenmiyorsunuz, başka bir yere gitmeniz gerekiyor çocukla birlikte, bu çok zor oluyor. Şu anda banyo ve mutfak aksesuarları diyor. Bence şeyler geldi. Bu havluluk, tuvalet kağıtlarını ben internetten almıştım. Zaten burada da bu şekilde bulabileceğimi düşünmüyordum. Hazır oradan hallettim. Evet. Gelmişler. Şöyle bu havluluk aparatı. Bir tane şöyle siyahı var. Şu banyo havlusu asmak için. Şu gene tuvalet kağıtlı. Gayet kaliteli, ağır bu arada. Vidalarıyla birlikte göndermişler. Bunları Trendyol'dan aldım. Bundan 3 tane almıştım. Şu tuvalet kağıtlığından. Tuvalet, şu tuvalet kağıtlığıyla şu havluluk takımı. Banyo havlusu asmak için hepsinde bu siyahları kullanacağım. Bunların da ikisi şöyle takım. Bunu bir banyoya kullanacağım. Diğerini bir banyoya kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben beğendim ama genel olarak güzeller. Şunu Misha'dan bir fondöten aldım. Daha önce kullanmıştım zaten. Sevdiğim bir fondötendi. Fondötenin bitince de tekrar bunu tercih etmek istedim. Başka fondötenler denedim açıkçası. Ama bunun kadar güzelim. Hani yapısı hafif. Sağladıkları güzel şöyle kutulu geldi. Şöyle. Bendeki No 21 SPF 42 içeriyor. Yani gayet Kore markası zaten. Ben memnun kalmıştım. Şimdi gene aldım. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Şunu şöyle açalım. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Ha, bu da ayrı olarak. Evet. Sonra onları söyledikten sonra aşağıdaki tuvalette olmadığını fark ettim. Onun için 3 tane tuvalet banyo var bizde. Şunlardan bir daha söylemiştim. Onu şöyle göndermişler. Bakalım bunlar. Evet. Bu da şöyle silikon tuvalet fırçalıkları. Yani ben daha önce bir set almıştım, kullanıyordum. Hatta ikinci setim de olabilir, hatırlamıyorum ama tuvalet fırçaları yılda bir kere değiştirmek gerekiyor. Yani kirleniyor, kötü sonuçlar doğurabiliyor. Şu silikonların beyazından almıştım ben. Çok memnun kaldım. Hiç yani bakteri vesaire üretmiyormuş zaten, memnunum o yüzden. Temizliği çok kolay, hani yıpranmıyor. O yüzden bunlara uygun bir şey de alacağım. Çöp kovası da alacağım. Bunlardan tercih ettim. 2 tane aldım. Ben de zaten bir tane dediğim gibi beyazı var. Onu kullanacağım. Çöp kovasıyla birlikte takıp. Bunlardan 2 tane aldım. Bir tane de şöyle bulaşık temizleme aparatı aldım. Bunların daha önce ben sünger ve şeylerini denemiştim. Neydi o? Süngerlerini ve fırça. Fırça şeklinde olanlarını denedim. Onlardan sünger koku yapıyor zaten bir süre sonra. Yani bulaşık süngerinde bile şu an başka bir markaya geçtim. O çok güzel, Parex'in bir süngeri. Onu beğeniyorum. Yani çünkü sürekli elde bulaşık yıkamadığımız için bir süre sonra koku yapabiliyor. Bu silikonlardan da şöyle memnun kalacağımı düşünüyorum. Hem çizilme vesaire yapmaz. Onu düşünüyorum. Hani şöyle bulaşıkları arıtırken. Hem de oğlumun bir Beron fırçası var. Buna benzer bir aparat. O da silikon. Onu 2 yıldır normal fırçaydı. Onunkini attım, silikona geçtim. Çok memnunum. Yani bundan da o yüzden memnun kalacağını düşünüyorum. Bu 18 lira gibi bir fiyatı vardı. Ama uzun yıllarda kullanırsınız. Hemen eskiyecek bir ürün değil silikonlar. Bunları da bu arada ya 30 ya 40 lira gibi bir fiyata aldım. Bunlardan dediğim gibi 2 tane. Şöyle. Tane aldım. Bu kadar. Şimdi gelenler bu kadardı. Bayağı aslında 5 tane kargo geldi bugün. Geldikçe kargoları paylaşmaya devam edeceğim sizinle. Bugün perde baktık. Onu çekemedim detaylı olarak. Giderken bir başlangıç yapmıştım ama detaylı olarak çekemedim. Çünkü perdeci de yani
şöyle çekebileceğimiz, çocukta olduğu için çekebileceğimiz bir ortam oluşmadı açıkçası. O yüzden artık takılırken onları da size çeker ve gösteririm. Bakalım, bilmiyorum, inşallah memnun kalırız bu perdeyi. Daha önce biz evimizin perdelerini başka bir yere yaptırıyorduk ama biraz geç geldiği için bu sefer başka bir firmayla çalışıyoruz. Yani güven verdiler, 10-15 gün içerisinde takılır dediler. Bizim için zaten anca o süreçler. İnşallah memnun kalırız. Teşekkürler.